haber verdin mi? Evet, verdim. Önce bana gelin, ben sizi götüreyim diyor. Bir yanda kardeşim, bildiğim dostum. Diğer yanda yıllardır görmediğim ablam. Arada kaldım. Arada kalamazsın Deniz. Bulut'un halini görmedim mahkemede. Yani ikinizin de önceliği Bulut olmalı. Evet. Gidelim mi? Bulut'u koparabilirsek gidelim. Hadi bakalım Bulut Efendi. Gidiyoruz. Güle güle de arkadaşına. Güle güle Selma. Ama geleceğiz değil mi? Geleceğiz tabii. Selma, çok memnun oldum. Şey Bulut, tabii ki göreceksin. Sadece artık Demet Alan'ın evinde uyuyacaksın. Sadece birkaç gün Bulut'cum. En kısa sürede bizdeki odana geri döneceksin. Merak etme, ikinci duruşmada hakim amca doğru karar verecek. Nazlı'ya benziyor, Nazlı. Aşk olsun Bulut. Ya seni sevmemek mümkün mü? Hem Demet Hanım senin halan. Tabii ki seni çok seviyor. Ayrıca canı çok sıkılırsa dayına ya da amcana gelebilirsin. Hatta benim evime bile gelebilirsin. Kurabiye yaparız. Bulut'cum, hoş geldin. Hoş geldin canım benim. Evimize neşe getirdin. Bulut. Ne konuşmuştuk biz seninle? Hani artık burası senin de evindi. Hiç merak etmiyor musun buradaki odanı? Hem çok şanslısın bak. Seni seven bir sürü insan var. Gidebileceğin bir sürü ev var. Bu evde havuz var mı? Aa, var tabii, olmaz mı hiç? Girebilirsin istersen. Hayır, ben girmeyeceğim. Şey, dayım bana tekne almıştı da onu yüzdürmek için. Tabii, yüzdürebilirsin istersen. Hadi gel bakalım. Dayı, sen bizimle gelmeyecek misin? Ben şimdi gelemem. Gidip ilgilenmem gereken birkaç işim var. Ama Deniz amcam bir süre daha burada kalacak. Peki sen hiç gelmeyecek misin? Hiç görüşemeyecek miyiz? Olur mu hiç öyle şey? Tabii ki görüşeceğiz. Hem zaten ben seni görmeden duramam ki. Çok özledim. Zaten dediğim gibi çok yakın zamanda evimize tekrar geri döneceksin. Dayı, seni çok seviyorum dayıcığım. Ben de seni çok seviyorum. Bulut'cum, hadi bakalım canım. Bulut'cum, hadi bakalım. Hadi canım. Aferin Bulut'cum. Aferin bakalım. Gel bakalım büyük patron. Hoş geldin. Gel. Tuhaf gözüktüğünün farkındayım. Bulut'un yanında konuşmak istemedim. Biraz garip oldu Bulut'u alıp öyle gitmem.
Ama o kadar üzgündü ki orada bırakamazdım onu. Yani o kadar ağır şeyler yaşadı ki. İzin veremezdim orada kalmasına. Biliyorum. Efendim? Bulut'un iyiliği için yaptığını biliyorum. Bir yere uğramak istiyorum. İşin yoktur umarım. Yolumuzun üstü sayılır. Tamam, olur tabii. Ne güzel esiyor burası. Sanki her şeyi alıp götürüyor. Ben dönem dönem canım sıkıldığında hep buraya gelirim. Küçükken babam getirirdi beni buraya. Güzel estiği için de uçurtma uçurduk. Uçurtmaların düzgün bir şekilde uçabilmeleri için kusursuz bir şekilde simetrik olmaları gerekiyor. Sizin için şahane seçim. Çok seversiniz. Yani herkes sever tabii simetrik şeyler de siz ayrı bir seviyorsunuz. Simetriyi herkes sever. Bilmez ama sever. Bir yerlerde simetrik insanları farkında olmadan daha güzel bulduğumuzla ilgili bir şeyler okumuştum. Benim için geçerli mi bilmiyorum. Yani benim bir şeyi sevmem ve güzel bulmam için onun kusursuz olması gerekmiyor. Kendim bile ne kadar simetriyim bilmiyorum. Güzelsin. Eğer merak ettiğin buysa. Nazlı, benimle çalışmaya devam etmeni istiyorum. Eskisi gibi gelirsin, yemek yapıp dönersin. Olur, tamam. Zaten Bulut kısa zamanda eve geri dönecek. O arada sen de işsiz kalma, kimsenin düzeni bozulmasın. Bozulmasın. Umarım. Teşekkür ederim. Yani benim için yolunuzu değiştirdiniz. Önemli değil. Zaten bugün düzenim epeyce bir alt üst oldu. Görüşürüz yarın. Yani görüşemeyiz tabii muhtemelen. Çünkü siz ben geldiğimde çoktan çıkmış olursunuz. Araştırmaya da gerek yok. Bence siz en iyisi bana yazın istediklerinizi. Yani yemek olarak istediklerinizi. Ben yarın aynı saatte gelirim. Nazlı. Teşekkür ederim. Bulut için, benim için çok yardımcı oldun. İyi olacak her şey. Görüşürüz.